Saygıdeğer Demir Çöker Servis'in değerli takipçilerine buradan selam olsun. Milli aradan sonra ilk defa Kadıköy'e gidiyoruz arkadaşlar. Bugün rakibimiz Karagümrük. Karagümrük'le evimizde oynadığımız son maç 5-4 bitmişti. Çekişme ve mücadele seviyesi yüksek bir maç olmuştu. Bugün de inşallah seyir zevki yüksek bir maç olur. Karagümrük'ün de Alparslan Erdem yönetiminde çok iyi gittiği söylenemez. Ben fark bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Yine zevkli bir maç olsun ama Fenerbahçe'mizin farkla kazanacağı bir maç olsun diyorum. Ve Marmara'ya geçişimi yapıyorum. Marmaray'dayken bir arkadaşım bana mesaj attı. Üniversiteden bir arkadaşım. Kral geldi, kral geldi. Videoma da soy ismi gibi konuk oldu. Nasılsın, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Çok şükür, hamdolsun hamdolsun. Nasıl bir maç bekliyorsun? Fenerbahçe rahat kazanır. O kadar diyor. Skor da veriyorum, 4-1. 4-1. Ben de o civarlarda bir şeyler bekliyorum. Fark atalım istiyorum ya. Bakacağız. Fark atalım istiyorum İlker'cim. Bakacağız. Ben Galatasaray taraftarıyım. Aa, doğru, onu söylemeyi unuttum. Taraftar dediğim böyle olacak. Futbol tutkunu dediğim böyle olacak ya. Her maça gidin arkadaşlar. Onu sevin. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman ne yapalım? Stada geçelim mi? Sol bekte daha iyi oynuyor. Sol bekte daha iyi oynuyor. Ofans açısından daha iyi. Aynen. Defans açısından bence o kadar yeterli bir oyuncu değil. Bence de. Mert Bulguran dışını beğendim. Mert Bulguran evet, evet. Oyuncu kendine gelecek. Bak, her ne kadar Osayi Samuel'i çok beğensem de Mert Bulguran'a forma şansı verilmesi lazımdı. Pas kalitesi ve orta kalitesi Osayi Samuel'den kat kat iyi çünkü. Hem tüm projesinden de yararlanıyor Fenerbahçe. Kesinlikle. Öyle bir... Zaten ileri attı çok iyi. Bence Şimanski İlhan Can harika üstü. Aynen öyle. İkilisini bakalım. Göreceğiz. İsmail bana fazla güven vermiyor. Ya yani nasıl diyeyim? Saatli bomba. Saatli bomba. İsmail Yüksek saatli bomba. Crespo bakalım şaşılacak mı üstüne? İnşallah. Performansından memnunmuş İsmail Karda. Ben öyle duydum. Crespo mu? Aynen. Crespo biraz daha iyi olur. Ama aynen. Yani istenilen seviyede değil hala. 2 sene önce Crespo bu sene çok farklı. Al benden de o kadar ya. Artı bir densiz. Bir Fenerli olarak sana sormak istiyorum. Dünkü maçı nasıl değerlendirsin? Biliyorsun ki Galatasaray dün Alanyaspor 4-0 mağlup etti. 2 Mertens, 2 Icardi miydi? Pardon, bir tane Zaha, bir tane Icardi. Bir tane Mertens, bir tane Icardi. Aynen. Icardi ne kadar kötü oynasa da performansını arttırarak devam ediyor. Sakatlıktan çıktı, takımda çalışmalara başladı. Kendini gittikçe daha iyi bulacaktı. Yani bir gol içiyorsun, harika performans bence. Zaha yani, kendini buluyor artık. Aynen. Premier Lig kulüplerine geri dönüyor. Sıfır asımlarına geri dönüyor. Ya harbiden ya. Zaten böyle ileride oynayan takımlarda nasıl oynayacağını çok merak ediyorum. Galatasaray mesela çok merak ediyorum. Evet. Tabii Sıbağ Salim tabii değil. Daha çok da pas yapıyor. Hep kontak takılarla çıkıyorlardı. Ama Zaha böyle kafa sıkıntıda daha çok kendini bulacaktı. Hatta buldu da zaten. Aynen. Ben maçı izleyemedim. Özetine biraz baktım. Icardi ile Mertens ikilisi coştu dediler ama Zaha'yı da... Zaha'yı es geçmemek lazım. Yani aynen, Zaha'yı da es geçmemek lazım. Mertens zaten yıllanmış şarap gibi. Harbi. Alanya maçlarını çok seviyor. Ya aynen öyle. 3 Alanya maçında da gol veya asist katkısı evet, yapmış evet. Bir topçu. Harbi goller atıyor Alanya maçlarında. Geçen sene mesela Alanya deplasmanında uzaktan 7 vurdu. Harbiden ha.
Bu arada ben o adamın 36 yaşında olmasına inanasım gelmiyor ya açıkçası. Abi herif inanılmaz presyon, inanılmaz. Hayvan gibi koşuyor lan. Ama... Evet evet, aynen. Ama diyorlar ya, yaş sadece bir sayıdır. Bence de öyle ya. Bence bu sezon Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklıklarından biri Cengiz Ünder. Sen ne düşünüyorsun İlker? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bir sakatlandı, iki ay gelemedi yani o kadar. Dakika bir de sakatlandı bir de yani. Kendine bakmıyor bence. Ya olabilir aynen. Ya en kısa zamanda bir form tutması lazım. Biliyorsun milli takım aday kadrosuna dahil edildi. Kendi isteğiyle çıktı. Aynen. %100 hazır olmak adına. Bakalım bu maçta forma şansı bulabilecek mi? Sonradan girerse mükemmel olur. Bir de asist yaptı mı tadından yenmez. Kendine gelir. Aynen öyle. Ya benim beklentim o yönde. Cengiz Ünder iyi bir futbolcu. Çok yetenekli bir futbolcu. 15 milyon bonservis ne kadar doğru ödenmesi? Bence hata. En yüksek bonservis ödenen futbolcu Türkiye'de şu an 15 aynen, milyon euro ile. Aynen. İkinci Guiza yanılmıyorsam. Jardel'e 17 milyon mu ödemiş? Jardel'e Galatasaray çok fazla para. 17 ya da 19 olması lazım. Ama 17-19 mu ödemiş? Aynen öyle bir şeydi. En fazla Jardel diye biliyorum ben. Ha, en fazla Jardel mi? Aynen. Valla ben Cengiz Ünder diye biliyorum. Pardon. Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis ödenilen oyuncu Cengiz. Aynen aynen. Aynen. Fenerbahçe şey bazında ama. Aynen. Fenerbahçe bazında. Aynen. Cengiz Ünder 15 milyon, bu yüzde 14 milyon. 13 milyonla 3. Emenike. Emenike, değil mi? Evet. Beklentilerin altında kaldı bana göre de. Çoğu Fenerbahçe taraftarı her ne kadar sevse de. Ben çok beğenmiyordum, ne yalan söyleyeyim. Kara Gümrük'ün kadro anonslarının ıslıkları. Fenerbahçe bize gelsin hele bir. Fenerbahçe! Bir de tribüne de çekelim bir kere. Thank you.
Sangare, Karagümrük'te yedekler arasında arkadaşlar. Eski Beşiktaşlı Güven Yalçın ileri uçta ve eski bir Galatasaray'ı olan Sofyan Feyguli orta sahada. O da ilk 11. Fener! Neler yaptı öyle ya? Ay Tadiç hazır beklemedi. Tek sıkıntı orada. Aynen öyle. Ayağının ayarına ben ya. Ne oldu oğlum sana? İlker ne oldu bu şimdi maske? Maskenin kendine gelmesi lazım artık. Aynen. Sevgilisinden ayrıldıktan aynen sonra skor katkısı yapamadı. Böyle haberler konuşuyor ama kendine gelmesi lazım. Bu şok maçta gol katkısı yok yani. Bence de. Aynen öyle. Saatlerdir vakit geçiriyor hocam. Ya hadi be. Vakit geçirmeye amma bayılıyorlar ya. Bırakın futbol oynayın azıcık. Harbiden ya. Gençler bırakın bu işleri ya. Bu kez vakit geçirerek atmadı. Evet şaşırdı. Çok şey istemiyoruz. Aynen öyle. Şimanski yerde serbest vuruş verdi yanılmıyorsam çünkü Karagümrük'te futbolcuların itirazı var. Ceza sahası içinde olmadı mı müdahale? Ya ben tam anlamıyla göremedim. Uzağız çünkü karşı kale. Şu anda da öyle yapıyor. Serbest vuruş. Çok tehlikeli. İzmir. Direkten. Şanssızlık. Şanssızlık. Kıvas gibi bir oyuncu gibi söylemiştik. Aynen. Ama direkten döndü. Ve... 35. Acilen gol atması lazım yoksa Karagümrük aşırabilir gibi. Valla aynen öyle. Karagümrük ne yapacağı belli olmaz. Atamayın atarlar olmasın istemiyorum. Bir yandan maddeler yağdı. Taraftar küçülecek her git taraftı. Öyle şeylerin olması normal zaten. Öyle yer git de varsa kafanı onu yersin. Hey zaten. Abi Livakovic. Abi ayağını uzatıyorsun. Elini olmuyor. Elini uzat topu al orada yani. Hadi ya onu da geçtim kanka. Ya. Kalenin orada iki kişi var iki kişi. Öyle adam oradan kaçamaz. Fenerbahçe savunmasını da yapamaz. Ferdi'nin beşinden mi geçti o? Yok kanka zaten belliydi biz kaşındık 39 dakika. Sen atamazsan gol atarlar. Atamayın atarlar. Kim attı? Can Keleş olabilir. 40 dakika boyunca gol atamazsan ve üst üste pozisyonlar kaçırırsan cezayı keserler. İsabeti şut atamazsan böyle olur. Öyle. Kaleyi deneyim birazcık. En pas pas. Yani öyle olmaz Fenerbahçe. 44. dakika Malatya'dan selamlar. Malatya'dan selamlar.
45'te Manisa hesaplandı. Haa doğru, 45 Manisa değil mi? Aynen. 46 Kahramanmaraş, 47 Mardin, 48 Muğla, 49 Muş, 50 Nevşehir. Burada kim Muşluydu? Cemil. Cemil'e selamlar buradan. İzliyorsa tabii. İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edilse ne olur, edilmese ne olur. Mağlup durumdayız abi. 45 Manisa'ya selamlar. Manisa'dan selamlar bizi izleyenlere. Manisa GKB'den Ramazan'a selamlar. Ne? Oha! Ne yapıyorsun? Sarı kart bir de. Ne kart? Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Arda kardeşlerim zaten sevmem. İkinci bir hakem geliyor bana. Yaptı, yanlış şu an. Ben hiçbir hakemi sevmiyorum, fark etmiyor ya. Yabancı hakemler gelsin. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Pozisyon devam ederken ilk yarı bitti. Arda kardeşler! Oley! Oley! Arda kardeşler! Arda kardeşler! İlk yarı bitti. Bize de değerlendirmek düşüyor İlker. Değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe'yi çok etkisiz oynuyor. 5 dakika boyunca yani isabetli şut bile çekemezsen cezanı keserler böyle. Bir isabetin olduğu taraftan geldiler. Osterwald'ın isabeti bilisi yine her zaman kimse şaşırtmıyor. Maçın başında da söylemiştim zaten. Karımızın oyuncusu çok güzel gol attı bu arada. Tebrik etmek lazım. Can Kaleş. Genç bir oyuncu. Kaleci de geçti. Kaleci de geçti. Ljubovic yine biraz hatalı golde. Ayağını iyi kullanması lazım. Kötü gidiyor şu an. Bekao ve Jiko'nun acilen dönmesi lazım. Orta sahada da Crespo başı başına gitti de sonlarda biraz kötüleşmeye başladı. Oraya da Fred Hamlisi gelecek zaten ileride. İlerleyen haftalarda. Gelecek haftalarda Fenerbahçe daha iyi takım olacak ama şu an hiç umut vermiyor. Bir de sana şunu söyleyeyim. Yeni aralar bize iyi gelmiyor. Geçen yıl Dünya Kupası, şimdi de milli takım arası. Olmadı. Aynen. Sonrasında Galatasaray'da. Binaycı sayıda olmadı. Böyle giderse olmadı. Ya. Acilen oyuncu da çıkıyordu garip. Aynen. Cep böyle temas. Ben Fred sakatlandıktan sonra neyi anladım biliyor musun? Fred'le Çiko. Fred'i parantez alıyorum. Fred Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu. Genel anlamda şu an en iyisi. Olmaz abi. Üst Fenerbahçe'yi bu sezon üst düzey takımı yapan Fred. Orada bir şeyler oluyor. Kara gümrüğün taraftarı sağlamdır. Sağlamdır ama bir o kadar da çirkeftir. Evet. Onu söylemeyi unutmuştum. Agresifler, böyle şeylere gerek yok. Onların kemikli kitlesi var. Ben Manisa'da onların başına falan gidiyordu. Onlar Manisa'da gidiyordu. Harika bir kitlesi var ama böyle kurumlar iyi ama böyle şeylere çok yelteniyorlar. Gerek yok yani. Manisa'da bile aynı şeyleri yapmışlardı. Bizim taraftarlarla kavga etmişlerdi mesela. Ya işte genel anlamda öyle. Trabzon 1, bunlar 2. Evet, biraz çirkeftir var ama yani böyle şeylere gerek yok bence. 40 dakika boyunca kaleye isabetli şut çekemezsen cezayı keserler. Bunu videoda üçüncü defa dile getiriyoruz. Neredeyse. Onun dışında ben bireysel performanslara biraz değinmek istiyorum. Yani futbolculara. Ceko'nun çıkması lazım. Evlenme teklifi bu aralar. Böyle şeylerin olması güzel. Kesinlikle. Soracaksınız şimdi Ceko çıkacak, kim girecek? Batshuayi. Diyen olabilir. Girsin diyen olabilir. Ya Batshuayi de dengesiz futbolcu. Sağ solu belli olmuyor ama. Yani girerse atacağını düşünüyorum açıkçası. Bir de dediğin gibi maç ortasında son paslarda bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var abi. Yani nerede problem var? Bence eksiklerimizde problem var. Yani Ciku ile Fred'in bir an önce geri dönmesi lazım. Osterwold ile stoper olmaz. Samet'i saymıyorum, söylemiyorum bile arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Her şey devre arasında soyunma odasında İsmail Kartal'ın konuşmasına bağlı. İkinci yere geçelim. İkinci yere başlamadan bir evlilik teklifi daha geldi. Böyle ne oluyor? Biz de bu hayatta çok şey istemiyoruz be İlker. Bravo! Ve ikinci yarı başladı. Yengenin yalnız abiye sarılışını gördün mü ya? Çok işten sarılıyor. Vallahi ya. Çok şey istemiyoruz. Vallahi. Oha! Ne? Oha! Nasıl
penaltı. Kayıt dışında mı söyledim? Kayıt içindeyken mi bilmiyorum ama hatırlamıyorum ama bu maçta penaltı olur dedim. Bu maçta penaltı olur dedim. Haydi! Haydi! Topun başında Dušan Tadić. Pogba gibi geliyor yine ya. Lacivert rengimiz Fenerbahçe, her şeyimiz, hiçbir şeye değişmez çünkü Fenerbahçeliyiz. Tadić! Tadić! Kanos yapılırken gol yemeli! Bravo lan Livakovic! Livakovic! Öyle! Maç hareketlendi. Aynen, çok güzel maçlar. Gazi'ye geliyor. Valla. Bizim için saldık Fenerbahçe. Can neyi bekletiyorsun ya? Ne bileyim ben ya. Taraftarlardan aldığım duyuma göre Samet El yapmış diyorlar. Oo. Vallahi pozisyonu görmedim, hiçbir şey diyemeyeceğim ama bakacağız. Vermedim. Oyna diyor. Pozisyonu görmedim, bir şey diyemiyoruz. Ben de görmedim. Ben de bir şey diyemiyorum. O kadar çıktan bir şey olmaz bence. Şükür ki şu maskede bir katkı sağladı. Değil mi? Çok şükür. Aaa! Samet alkış aldı. Eski Galatasaraylı Fegoli çıkıyor. Yerini kime bırakıyor lan? 27 numarası kim Karagümrük'ün? Fenerbahçe'de Batshuayi ve Cengiz oyuna giriyor arkadaşlar. Tam isabet. Tam isabet. Cengiz ile Batshuayi oyuna giriyor. Batshuayi'nin girmesi gerektiğini söylemiştik zaten. Aynen. Cengiz de bu maçta konuşsansa gelecek için çıkıyor tabii Fenerbahçe için. 15 milyon hakkını vermesi lazım. Aynen öyle. Kim çıkıyor acaba? İrfan Can. Ceko ile İrfan Can. Evet evet. İrfan Can bugün ne iyi ne kötüydü. İyi oldu bu değişiklik. Bakalım nasıl veya gol yapabilecek mi? Aynen.
gümrükte 3 değişiklik olacak ve bir tanesi eski Fenerbahçe'ye Serdar Dursun. Gördüğüm kadarıyla Nazım Sangar da oyuna girmiş he. Kara gümrükte. Bir diğer eski Fenerbahçeli. Tadiç çıktı, Çarşakin girdi. Aynen diyebiliriz. Vallahi daha vakit var. Gerçi bile Fenerbahçe kaşınıyor. Sürpriz olmazsa Fenerbahçe kazandı. Bence de. Ver 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 ver. Cengiz boş, bomboş. Ortalık birden karıştı maçta. Samet sinirlendi. Karadeniz oğlum sinirlenir. Ferdi'nin hareketini takipçiler gördü mü bilmiyorum ama uzaktı. Akıl dolu bir hareket. Ve maç bitiyor. Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı Karagümrük deplasman tribünü olduğu tarafa doğru gidiyor. Biz de gidiyoruz. Dalga geçme time. Ondan dolayı çok 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 mutluyuz. Yani umarım devamı gelir. En kötü Fenerbahçe böyle olsun. Ve şu an futbolcular arasında görüyorsunuz okul açıkta galibiyet kutlaması. Zoomlayalım İlker'cim. Kamerayı çevirelim. Gelecekler zaten sıra sıra. Bir okul açık. Dušan Tadić! Evet. Genç Fenerliler Dušan Tadić deyip ve yavaştan terk ediyor diyebiliriz. Terk ediyor da ağır ya. Stat'tan ayrılıyor. Gerçekten güzel bir maçta seyir zevki yüksek maç. Özellikle ikinci yarıda. Yani ikinci yarıda futbol bu dedik. İlk 10 dakika Fenerbahçe bastırdı attı aynen gönderi. Ama genel anlamda bakıldığında Fenerbahçe istenilen oyunu oynayamadı ya. Evet. Ben daha iyi performans beklerdim takımımdan açıkçası. Fark beklerdim. Olmadı. 4-1 dedik 2-1 oldu. Aynen öyle. Ama galibiyet galibiyet. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Kameralarımızı İlker'e çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, maçın başında, maç başlamadan önce 4-1 diye skor tahmini vermiştik ama 2-1 bitti. Fenerbahçe'nin oyunu beğendim diye sorarsanız fazla beğenmedim. Fenerbahçe daha iyi olduğu anlamda olmuştu. Daha iyi oynadığı maçlar olmuştu. Aynen. Ama iyi oynamayarak kazanmasını vereceksin. Bu sezon Galatasaray bu şekilde çok maç kazandı 2-1 olarak falan. İyi oynamayarak kazanmayı vereceksin. Bakalım Fenerbahçe'nin önünde uzun bir süresi var. Karın maçı zor bir maçtı. 4-1 diye tahmini vermiştik ama karının önünde 5 maçta yerini ödedik gördük. Onlar gelir, sen konuşmaya devam et. Bir tek anda liderle yükselen Fenerbahçe. Tepkiliyorum daha saraylı olarak. Karın bir tarafı oldu. Tek anda başladı. Karın bir taraftarı. Bu maç çok gergindi. Karın bir taraftarı severim ama yani bu kadar şeylere gerek yok. Bence de. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, saygılar, çok arayın.